Kılımıza getiriyor. Yani, buradan da kitabın içeriğine de biraz güzel bir atıf var. Oradan başlayabiliriz. Yani tanım itibariyle bisiklet zaten iki tane tekerli olan nesne. Dolayısıyla tekerleksiz bisiklet zaten bir işe yaramaz. Benim bu kitapta yapmaya çalıştığım işte çeşitli metinlerden, öykülerden oluşan bir kitap bu. Bir öykü ne zaman öyküdü veya bir öyküden neleri çıkartırsak o hala bir öykü olmayı sürdürür. Ve bu çıkarttığımız şeyler öykünün fonksiyonunu yok mu eder, yoksa işte kapaktaki resimde görüldüğü gibi kanat takılıp uçan bir bisiklete mi döner? Yani beklemediğimiz bir fonksiyon mu katar ona? Ve işte metinlerde çeşitli şeyleri eksilterek bakalım ne çıkacak ortaya diye baktım esasında. İşte ilk öyküsünde mesela sıfatların, zarfların eksiltildiği bir öykü. Çok brüt cümlelerle, diyaloglarla tak 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 ilerleyen bir öykü. Başka bir öyküde mesela fiiller yok. Fiil olmadan cümle kurulur mu diyorsunuz ama oluyor ve o aslında başka bir zenginlik getiriyor ve tuhaf da bir şey oluyor. Bir de eylemle söz arasındaki dengeyi araştıran bir öykü o konusu itibariyle. Fiilin olmadığı bir yerde fiil nasıl olabiliyor? Yu anlatmak açısından enteresan oldu benim için. Vesaire vesaire. Yani evet, bir yandan da şeyi çağrıştırıyor aslında. Siz kendi mesleğiniz üzerinde denemeler yapıyorsunuz. Sanat dalınız üzerinde. Doğru aslında. Onu söyleyebiliriz. Evet. Yani nasıl yazıyoruzu hep düşündüğümü söyleyebilirim. Doğru. Evet. Ama bu da eminim ki belli bir süre sonra, belli bir tecrübeden sonra herhalde insanın edinebileceği bir şey diye düşünüyorum. Siz çok da uzun süre aslında 20 senenin üzerinde bu işlerle uğraşıyorsunuz, yayıncılık yapıyorsunuz, editörlük yaptınız çok uzun süreler. Pek çok kitabınız var, masamızın üzerinde sadece bir o kadar çok var. Değil esasında. Peki buraya gelmişken müsaadenizle görüntülerimiz var sizinle ilgili kitaplarınızda. Şöyle bir hatırlayalım izleyenlerimizle birlikte, sonra sohbete kaldığımız yerden devam edelim.